Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz gibi isimleri takıma kazandıran, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Raçit Gezzal ile de prensip anlaşması sağlayan Sarı Kırmızılılar, gündemdeki diğer isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, başkanlığının birinci ayında düzenlediği basın toplantısında Sarı Kırmızılı gündemine dair açıklamalarda bulunurken, transfer çalışmalarına ilişkin de konuşmuştu. Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki PSV Eindhoven maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında transfer konusuna açıklık getirdi. Deneyimli çalıştırıcı, transferle ilgili gelen bir soruya "Oyuncularıma saygı duyuyorum. Bu bir profesyonelliktir. Yarın öbür gün zamanımız var, açık açık anlatırız. Siz yavaş yavaş görürsünüz kimlerin geldiğini. Transfer dinamik bir iştir." Bugün istediğimiz bir oyuncuyu yarın istemeyebiliriz. Aklımızda olmayanı da yarın alabiliriz. Biz bir tarz belirledik ve Galatasaray'a yakışan bir plan, proje yaptık. Ona göre devam edeceğiz. Galatasaraylılar biliyorum ki oyuncu yetişmedi şu maça diye üzülüyorlar ki haklı olabilirler ancak ben ve başkan böyle bir karar aldık. Bize güvensinler. Belki bazı maçları kaybedeceğiz. Bir süre istedikleri gibi olmayacağız belki ama 3 sene içinde görecekler. Onların endişelerini biliyorum çünkü ben de hissediyorum. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlere bu fırsatı vermeyeceğiz. Her mevki Galatasaray'da her dakika olabilir. Şu mevkidir, bu mevkidir demenin haksızlık olacağını düşünüyorum. Bize güvensinler. Bir örnek vereceğim, bugün Şampiyonlar Ligi ön elemesinin basın toplantısında, geçen sene Erzincan Spor'dan aldığımız bir futbolcumuz, belki aldığımızda büyük isim değildi aldığımızda, kardeşim millet şunu alıyor, siz kimi getiriyorsunuz, yakınsalar da bugün gurur duyuyorlar. A milli takıma kadar yükseldi. Dolayısıyla bize güvenmeye devam etsinler, ifadelerini kullandı. Galatasaray'da PSV maçı sonrası transfer çalışmalarının hız kazanması beklerken, sarı kırmızılı takım ile ilgili flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Henry Onyekuru transferinden vazgeçen Galatasaray, Nijeryalı futbolcunun alternatifi İtalya'da buldu. Çizme basınında yer alan haberine göre, Juventus'un geçen sezon Genoa'ya kiraladığı ve elden çıkarmak istediği Marco Pijaca sarı-kırmızılıların gündemine girdi. Fatih Terim'in İtalya'dan tanıdığı menajer Alessandro Lupsi ile konu hakkında görüştüğü ve bilgi aldığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Marco Pijaca transferi için Juventuslu yetkililerle temasa geçmesi bekleniyor. 6 Mayıs 1995 tarihinde Hırvatistan'ın Zagreb kentinde dünyaya gelen Marco Pijaca, futbola Dinamo Zagreb altyapısında başladı. Lokomotiva Zagreb altyapısında da forma giyen Hırvat futbolcu, Ocak 2012'de aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı. 2014 yılında 1 milyon euro karşılığında Dinamo Zagreb'e gönderilen Pijaca, iki sezon formasını terlettiği Hırvat ekibinde gösterdiği başarılı performans sonrası 2016 yılında 23 milyon euro karşılığında Serie A devi Juventus'a transfer oldu. Sırasıyla Schalke 04, Fiorentina ve Enderleş'te kiralanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirdi. Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle çıktığı 38 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Hırvat futbolcunun Juventus ile olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Hırvatistan milli takımı ile çıktığı 24 maçta 1 gol kaydeden Pijaca'nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Sıcak transfer gündemini kanalımızda takip edebilirsiniz, saygılar.